Senden gelecek mallarla alakalı tüccara sorular sormuşsun. Neticede o mallara duyunu umumiye kolcuları el koydu. Ama... Sus! Sus, Şehzade Efendi. Bu meseleyle niçin alakadar olursunuz? Tüccar, Selim Paşa ve bu odadakiler dışında meseleyi bilen yoktu. Sizse gidip Tüccar Efendi'den bilgi almışsınız. Sizin yüzünüzden benim gözüm gibi baktığım petrol, şimdi İngilizlerin ve Almanların eline geçme tehlikesi altında. Şehzade Efendi, bunun bedeli ne olacak? Benim niyetim duyunu umumiyenin nasıl çalıştığını öğrenmek ve size yardımcı olmaktı. Amel niyeti yalanlarsa, niyetin hükmü nedir? Abdülkadir Efendi, bilmeden de olsa bizi içine düşürdüğünüz durum ortadadır. Bu işin bedeli ağırdır Şehzade Efendi. Bu bedelin altından ne siz ne de ben kalkabilirim. Sorduğum masum bir sualdi sadece. Sizin sorduğunuz sual neticesinde biz madenleri kaptırdık. Söyle. Başka kime söyledin? Limanda askeri malzemelerin bulunduğu sandıkların içinde bor madeni satılıyormuş. Petrol işinde hamle yapacaktık. Şimdi petrolü kontrol etmeleri için ellerine bir fırsat verdik. Hiç böyle bir şeyi tatmamıştım. Kuru kayısı. Malatya'dan Ahmet Efendi gönderdi. Kansızlığa, kalbe, göze, astıma. Her derde deva. Bu muazzam. Almanya'ya ithal edelim. Mümkündür. İşte. Topkapı Sarayı. Oldukça mütevazı. O mütevazı olarak gördüğünüz yerden 300 yıl dünyaya hakim oldu Osmanlı. Tüm dünyaya adalet dağıttı. Gençken tarih okurdum. Beni en şaşırtan Alman İmparatoru Schalke'nin Osmanlı'dan korkması olmuştur. Osmanlı, Fransız kralına neden yardım etmiş, hala anlamam. Fransa kralı François, dedem Kanuni Sultan Süleyman'a mektup yazıp ondan yardım istedi. Biz yardım isteyeni asla geri çevirmemişizdir. Ayasofya. Durun. Kaiser Wilhelm, sakın bakmayın. Neden? Ayasofya'ya bakan her Hristiyan imrenir. Sizin imrenmenizi ve kötü emellere kavuşmanızı istemem. Çocukken Fatih Sultan Mehmet'i okurdum. Emin olun, onun bir İslam imparatoru olarak Ayasofya'yı cami yapması her Hristiyan çocuğun kalbinde yaradır. O yara artık kapanmalı. Ayasofya hep İslam'ın kalacaktır.
Gel. Allah ömürler versin. Allah ömürler versin. Allah ömürler versin. Gel paşa. Hünkârım, Yahudilerle görüştüm. Her şeyden evvel size minnettarlıklarını söylememi istediler. Peki niçin böyle bir işe kalkışmışlar? Hünkârım, Yahudiler sizinle ve İmparator Wilhelm'le görüşmek isterler. Zannımca seslerini duyurmak niyetindeler. Benim anladığım, bu Alman Yahudileriyle Rusya'daki Yahudilerin vaziyeti aynı. Zannımca onlarla ilgili istekleri, arzuları olacak. Anlaşıldı. Anlaşıldı. Hünkârım, sizin Wilhelm üzerindeki etkinizi bildiklerinden bu meselede her ikinizi de davet edip Wilhelm'i ikna etmek istiyorlardır. Maalesef Hristiyanların Yahudilere karşı hususi bir kini vardır. Neden hünkârım? Onlara göre Nasıralı İsa'yı çarmıha geren Yahudilerdir. Bu yüzden aralarında bitmek bilmeyen bir kan davası vardır. Lakin Müslümanların kimseye hususi bir kini yoktur. Elbette. Hünkârım, bir şey daha vardı. Buyurun. Belki size fazla şüpheci gelecek ama affınıza mağruren söylemeden edemeyeceğim. Ben handan çıkarken İmparator Wilhelm'in yardımcısının hana girdiğini gördüm. Hana gidecek misiniz hünkârım? Gideceğiz paşa. Wilhelm'le beraber. Hünkârım, bir kalleşlik olmasın. Siz askerlerin başına subay atadınız mı? Size imanlı, gönülden bağlı bir subay buldum hünkârım. Hiç merak buyurmayınız. Eyvallah. Koruma olarak onlar gelsinler. Osman Paşa da yanımızda olacak. Tahsin Paşa. Emredersiniz hünkârım. Ne istiyorsunuz? Yahudilerin haklarını istiyoruz. Onu Rus çarından isteyecektiniz. Biz size kucak açtık. Denizin ortasında kimsenin kabul etmediği mültecilerken biz sizi kabul ettik. Yaşayacak yer verdik. Rusya'da ticaret yapamaz, mal alıp satamazsınız. Biz hiçbir şart öne sürmedik. Filistin dışında dilediğiniz yerde yaşamanıza müsaade ettik. Şimdi söyleyiniz. Bu yaptığınız ihanet değil mi? Biz Kudüs'e gitmek istiyoruz. Almanya'daki kardeşlerimize de müsaade edesin. Hep beraber gitmek istiyoruz. Ben yaşadığım sürece böyle bir şey asla olmayacak. Orası İslam toprağıdır. Sizler Siyonizmin kandırdığı insanlarsınız. Kudüs'te herkes dinini istediği gibi yaşar. Kimsenin dinine karışılmaz. Lakin Siyonizm orada bir devlet kurmak ister. Şimdi söyleyiniz. Ben canlı bir beden üzerinde ameliyat yapılmasına müsaade eder miyim? Bir adam Osman Paşa'ya silah çekecek. O adam Osman Paşa'ya silah çektiği anda sen de anla ki hünkârımızı öldürmeye kasteden Wilhelm'dir. Kudüs'e gidene kadar